Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sima. Bitti mi? Çıkıyor. Bitti. Sima toplaması bitti, çalışması bitti. Has alıyorum. O da 3 sayfa kaldı. Bu has. Bir de derse ne kadar takdim edeceğim? Biraz da ondan da aşağı indireceğim. Bir o kaldı. Şimdi bir parçasını okuyorum. Onda. Sima. Çok acayip bir mevzu. Sima. Ahiretin üstünü açan. Ahireti çok beyan eden. Dişe vuran. Gösteren. Sima böyle belki 3-5 ders olsa, 3 tane olsa, bunu dinleyen ahirete yakiniyeti çok harika bir şey olacak yani. Abi, kısmen perdesi kalkacağına inanıyorum. Ama düşünen bir insan için. Langur lungur dinlerse değil. Yani düşünen bir insan için sima, ahiretin üstünü aman aman çok büyük bir yakiniyette kaldırıyor. Göreceksin, şimdi bir parça okuyacağım. Bir yüz okuyacağım. Bu mukaddemesi olsun. O tenteneli perdeye böyle Mesela tenteneli perde böyle. Allah Allah böyle şey. Yani düşündün mü? Gerisini dolduracaksın sen. Senin aleminde dolduracaksın. Abi kimse lukata bile bakmaz ona esasında. Tabii bakmaz. Ama 6-7 aya yakın simaya çalışıyorum. Süret ise 1,5 sene oluyor. Siret ise bilmiyor. Bu projeyi bir bitirebilsem, şöyle bir sıralama yapayım, ondan sonra bunu okuyacağım, acele etmeyeyim. Sima'ya başladım, suret. Sureti okurken 123 A4'tür. Risale'de geçen paragraflar, toplamı 123 sayfadır. Okurken 4'lü 3'ünü bitirdim. Bana dedi ki suret. Adem'le vücudu çözmeden beni çözemezsin. Koydum kenara. Adem. Ona ait herhalde 3-5 ders var. 4 ders. Efendim. Vücuda ait birkaç tane var. Onu okurken tam dipteyim. Dedi ki karanlıkta zulmeti çözmeden beni çözemezsin. Tam onu şey yaparken haleti çözmen lazım dedi. Haleti geçtim. Tam onu şey yaparken simayı çözmem lazım dedi. Simayı da çözmen lazım. Sima şu anda bitmek üzeredir. Bitti yani. Sima da diyor ki sireti de çöz. Ha, onu da çözersen suretin 4/3'ü bitmişti. Ondan sonra onun gerisini getireceğim ve daha bu projelere karışmayacağım daha. En büyük hedefim külliyatı hiçbir yere bakmadan, hiç üzerine çalışmadan bir defa bir kere bitireyim. 5-6 sene oldu ya bir kere. Okuyamıyorum. Ya ne kadar istiyorum? Hep toplama, araştırmadayım. Evet. Sima. Mukaddemesi. Odunun şekli. Odun yanınca yanarken. Odunun içeriği. Yani odun zahirde şekildir. Suret de değil. O odunda yanınca ortaya çıkan sima. Bir de güneş. Güneş ruha misal. Odunun içeriği siret. Odunun içeriği, odun içinde duman var. Odun içinde duman yok mu? Ama gözde gözükmez. Aklen kabul ediyoruz. Siret görünmeyen taraf. Yani odunun içerisindeki duman, nur, ısı, ışık, ultraviyol ışınları, dalga boyları, renk tonları var mı yok mu? Var. Peki inkar ediliyor mu? Yok. Niçin edilmiyor? Görmediğime inanmıyorduk. Aklın yolu budur. Mesela anne karnındaki çocuğun organları. Neye takılmış? Aklın mantığa göre, zahiri mantığa göre mantığı yoktur. Kolun bacağın takılması.
Oraya uygun değil. Anekana uygun değil. Ha demek ki hangi yere gidecekse orada kullanılacak cihazların takılması. O zaman o cihazlar anne karnını ispat etmiyor, gidecek olduğu yeri ispat ediyor. Ayağın takılmasıyla yürüme alemine delildir. Ben oraya gideceğim diyor. Doğru mu? Hı. Doğru. Gözün takılmasıyla anne karnında karanlık bir yerdir. Ve kör maddelerle yapılıyor göz. Bak göz kör maddelerle ve karanlık yerde yapılıyor. Kör maddelerle yapılıyor ve karanlık yer. Peki orada işe yarıyor mu? Yok. Göz diyor ki renk ve şekillerin olduğu bir aleme adayım. Oraya gidiyorum. Ha, orada takılmıyor. O, gidecek olduğu alemden bir önce alem takılıyor. Bir önce anne karnında takılıyor, dünyaya geliyor. Ahiret de, berzah da dünya bir öndür. Ahirete ait donanımlar burada verilmiş. Mesela beka, çocuktaki göz dünyayı gösteriyor. Çocuktaki ayak dünyayı gösteriyor. Çocuktaki kulak dünyayı gösteriyor. Çocuktaki akciğer dünyayı gösteriyor. Tamam mı? Çocuktaki mide dünyayı gösteriyor. Anneyi göstermiyor. Orayı da göstermiyor. Ha, insandaki beka, ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olma, arzusu, dert, keder istememe, ölmeme, ne istiyorsan hiçbirisi burada yok. Nedir o? Gidecek olduğumuz alemde kullanılacak malzemelerdir. Sistemdir. Bunu nasıl şey yapıyoruz? Biz biliriz ki odunun içinde bunlar var. Odunun içinde bunlar var. Odunun içerisi cem-i cem'dir veya cami-i lezdattır. Zıtların cemidir. Odunun içerisine siret. Odunu yanınca ortaya çıkanlar ise sima. Odunun içerisinde duruyor. Nasıl duruyorsa bilmiyoruz. Yani odunun içinde duman nasıl duruyor bilmiyorum. Odunun içerisindeki dumanı keserle alamazsınız. Keserle bir odun parçası düşün şöyle. Sobalık, tamam mı? Anlıyorsun değil mi Selahattin? Keseri vur ya alamazsın. Dumanını alamazsın. Bıçakla ya yontarsan alamazsın. İlla onu kibritle alırsın. Ayırırsın. İnsanı da hadiselerle alırsın içini dışarıya. Yani insan sözüyle, davranışlarıyla karşıyı aldatabilir. Ama asla simasıyla aldatamaz. Simasıyla aldatamaz. Çünkü sen okuduğun için sen sus. En cami ayna nedir? En cami ayna. En parlak ayna. Hatırladınız mı böyle bir? Düşünün bakayım. En parlak ayna nedir? Hangi marka olabilir veya ne olabilir? Deniz yüzeyi mi? Deniz yüzeyi. Başka? Söyledim, sen söyle. Güneş. Güneş olabilir. Güneş burada. Varlık içinde, varlıkta en cami ayna insandır. Simadır. Varlık içinde. Varlığın en cami aynası simadır. Çünkü normal ayna suretini gösterir. Senin duygularını göstermez. Hislerini göstermez. Meylini göstermez. Arzularını göstermez. Mirattır yani. Aynadır. No, aynadaki aynadır. Ama sima mirattır. En parlak ayna, hiç duydunuz mu bunu? Şu deri simadır. Ruhu dışarıya taşıyor çünkü. Peki, bundan daha ileri ayna. Sen okuduğun için dur. Simadan daha parlak ayna nedir? İnsanı daha çok dışarıda gösteren nedir? Göz mü sana? Ha? Göz. Yok. Söz. Ha? Sözleri. Kelam. Kelam. Çok güzel İlmaz. Kelam, simadan daha cami ayna. En saydam ayna insanın siması olduğu, yani derisi olduğunu, deride tezahür ediyor. Derinin kendisi değil. Bu odun gibi kabul edin. Odun şekildir. İyi dinleyin ama farkı söylüyorum. Odunu yakınca dumanlar, ütrovi alışımları, dalga boyları, renkler, nurlar çıkıyor mu? Isı çıkıyor mu?
Bu bütünlük sima. Oduna hiç benzemiyor. Odun yanmadan önce odunda bulunma şekli siret. Odunun şekli, siması, siretinin bütünlüğünü suret. Ayna sureti zahiri gösteriyor. İnsanın siması ise batınını gösteriyor. Ayna ise insanın suretini gösteriyor. Tamam? Sima ise insan batınını dışarıya taşıyor. Korkunç bir şey tespit bunlar ya. Hani Allah'ın ikramları. Düşüneniz. Yani simayı seyret, ruhundan hiç şüphe etme. Ruhundan şüphe etme. Ruhun daha latif, daha Allah için daha mı mucize, cennet mi? Çok güzel. Ruh o kadar latif ki, o kadar kıymetli ki, cennet hizmet makamıdır. Ruha verilen, sunulan bir zemindir. Bu binanın içinde ben varım diye bina benden kıymetli değil. Binanın, binaya yapılan tefrişat, değer vesaire, mana yüklemeler oraya bulunacak misafir içindir. Ruh kadar alidir. Tamam mı? Hatta öyle bir ruh ki cennete isteyene ver onu. Bana seni gerek seni diyor. E şimdi cennet mi daha gayb, ruh mu? Ruh daha gayb. Çünkü kulu ruhu min emri Rabbi. Rabbinin bir emrindendir. Onun hakkında fazla malumat yoktur. Cenneti söyle değildir. Gidin kitaplar dolusu kitap bulursunuz. Peki ruhu simada seyrediyorsan ahiret nerede kaldı ki? Kaybın kaybı gözüktü neredeyse. Anladın mı yani şimdi? Ahiret hiçbir şey değil ki. Sima dersi böyle bir şey işte. Ruhu gösteriyor. Ruh ise ahiretten daha gayiptir. Daha ötededir. Kulu ruhu min emri Rabbi. Cennet için denmemiş. Ruh kadar ötelerde bir ene var. Başka bir şey yok. Yani gömlek, atlet, gir içeri, ceset, hayat, his, şuur, akıl, ruh, ene. Peki cennet nerede burada? Cennet nerede biliyor musunuz? Bak gömlek, cennetin makamını anlatacağım. Gömlek, gir içeri, atlet, ceset, hayat, His. Hislerin. His de şuur arasında bir şey ya. Hislerin lübü. Aynı hayat. Hislerin lübü oluyor değil mi abi? Evet. Hislerin lübü. Şuur da diyebiliriz. Çünkü cennet şuurludur. Yapsan gelir. Yani işaret etsen hemen anlar seni, tanır vesaire. Şuurludur. Ha, ruh ise o şuurun bir arkası akıl. Onun da arkası ruh. Ruhu simada seyrediyorsan bu sima dersi değil ahireti, ruhu aralıyor. O zaman buraya baktığın zaman sen neyse kimi seyrediyorsun farkında mısın? Farkında değiliz. Şöyle bakıyorsun gayet ruhunu seyredersin. Ruhu en cami ayna değildir. Ruha en cami ayna simadır. Sima deri değildir. Deri zemininde gözüken kimlik ve kişiliğindir. Ulan ne oldu falan diyorsun ya. Hasta mısın ya? Ne olan engerek yılan gibi adama. Ulan öyle bir gözü varken engerek yılanı gibi sokuyor ya. Veya ulan şu simaya bak. Veya Yahudi demiş. Yahudi Abdullah İbni Selam. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a söylemiş. Ne demiş biliyor musun? Demiş ki. O yüz yalan söylemez mi? Öyle bir şey mi? Şu simada o zatı Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın simasını görmek, şu simada yalan yok, şu yüzde bak, şu simada yalan yok. Simada yalan yok. Şu yüzde hile olamaz demiş. Yani sima daha çok dima gösterir. Hani şey gibi diyebilir miyiz abi, bir hayvan var ya bu kalemun. Bulunduğu ortama göre şekilden şey yapan, renklenen gibi. Ha, insanın duyguları, hisleri
devamlı oynar, oynattır. Yani bir cenaze duydun değişti, korktun değişti, güzel bir şey duydun değişti. Değişmiyor mu? Hiçbir zaman sabit bir yüz yoktur, şey sima yoktur hiç kimsede. Bu kadar değişken bir şey yoktur. Ama lavabodaki ayna aynıdır. Her zaman aynı yerini gösterir. Benim duygumu gösteremez. Hatta diyoruz, ulan ne oldu Bülent? Ne oldu abi? Lan ne oldu lan bu kaka yüzünden düşen bin parça ya? Ne? Demiyor muyuz? Lan ne oldu ruhuna? Veya Allah Allah şu ruha bak ya. Ruha seyret. Adamın ruhuna bak. Lan neresi ruhun? Sima ile ruh özdeştir. Aynı olmuş. Peki ruhu bu kadar ayan eden sima ahiret ne oldu ki? O zaman burada burayı mı yaşıyoruz? Mesela şu anda mesela şey var. Derste huzur yok mu? Huzur var değil mi şimdi? Rahatlık var. Huzur ve hayret. He? Huzur ve hayret var. Hayret var. Ondan sonra feyiz yok mu? Var. Peki bu sıfatlar buranın malzemesi mi? Yani sizdeki hayret, huzur, feyiz, denge, felsefeci, armoni kuru fasulyeden mi geldi? He? Yok. Yemekten mi? Yediğiniz yemekten mi yansıyor bunlar? Peki neyin yansımaları bunlar? Ha, bu haletler ötelerin özelliği. Öteleri burada yaşıyoruz fakat farkında değiliz. Öteleri zaten gündelik hayatta yaşıyoruz. Ötelerin sıfatı bu. Buralı değil bu. Hayret makamı var. Hayret buralı mıdır? Kafirler de mi abi öteler yaşıyor. Baktığın zaman onlar da mesela tabii, azap. Şey azap yaşıyor. Arkadaşlar farkında değiliz. Yani burada oraları yaşıyoruz. O zaman iyi cümleyi dinleyin. Nerede, nereyi yaşıyorsanız oralısınız. Bulunduğun yerli değil. Nerede, dünyada, neyi? Beka duyguları, feyiz, hayret, huzur, memnuniyet, armoni, denge, muhabbet, şefkat, uhuvvet yaşamıyor muyuz? Bu dünya kuru fasulyeden mi yani? Abi çay içtim de bende huzur var. Burada, bura olmayan, buralı olmayan, fasulyeden, ekmekten olmayan uhuvvet, şefkat, ihlas... İhlas haletleri yaşanmıyor mu? Peki ihlas haletleri dünya cinsinden midir? Lahuti değil midir? Peki burada oraya yaşıyorsun. O zaman sen o yaşarken buralı mısın? Burada bulunuyorsun ama buralı değilsin. O zaman nerede, burada, nereyi, orayı yaşıyorsan sen burada oralısın. O zaman orası ile burası nerede ki kaldı ki? O zaman burası mıdır? Diyor ya avamın beklediğini, havası evet. Burada yaşıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri sözü. Yani avamın diyor cennetteki yaşayacağı şeyi havas dünyada ruhunda yaşar. Tuhaf ya. Değil mi? Cennetin cenneti burada kardeşim. Cehennemin cehennemi burada. Bak. İlginç değil mi sima? Sima dima yansıtır dediniz. Evet dima yansıtır. Çünkü şöyle diyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah İbni Selam simasını görmüş. Şöyle demiş. Simayı görmekte. Şu simada yalan yok. Yalan aklidir. Kisp kalbidir. Lugatına bakarsanız kip yalan derler. Bu da yalandır. Kiste yalan vardır ama kis yalan değildir. Aynı haf gibi değil mi abi? Evet. Haf kalbidir. Korku aklidir. Korkuda çöküntü vardır. Hafta lezzet vardır. Hafullah'ta lezzet vardır. Ya tanımlamayı yerine koyamadığımız için anlayamıyoruz.
Bu Risale-i Nur'un derdi değil, mevzusu değil bu. Kavramları yerine koyamamak, yani İslam dünyasının bir mevzusu olmuş. Risale-i Nur tam yerinde kullanıyor. Mesela diyor ki, şu simada yalan yok. Yalan aklidir. Yalanı ben daha önce bilmesem diyemem ben bunu. Ben şimdi simada belki de 10 tane dersi kullanıyorum. Kizbi kullandım. Yalanı kullandım. Hafi kullandım. Korkuyu kullandım. Dimadır mesela. Şu simada yalan yok. Ha sima dimağı yansıtır. Şu yüzde hile olamaz. O da histir. Vicdanı yansıtır. Devam ediyorum. Abi o zaman insan o dimadaki o 7 tabakayı ne kadar dengeye getirirse sima kadar değişiyor. O kadar değişiyor o zaman. Mesela bak adamı bakıyorsun lan o gösteriş yapıyor. Mesela bir tanesini söyledim ya size. İtse'yi hızlı trendeyim. Böyle Alman var çaprazlamada. Ben bu sırada oturuyorum. Tamam mı? Böyle bir bu masa ya. Bir böyle oturuyor bana karşı. Bir de ben böyle. Burada koridor var. Orada da öyle. Şu çaprazlama. Yılmaz'ın orada otururken. Kafayı bir kaldırdığım zaman böyle dazdak bir yürü yapılı bir Alman. Bana şöyle bakıyor. Bak şimdi ben size ne anlatıyorum ben? Aynı böyle. Çünkü artık öteler şey olmuş hepten ya. Oda gibi olmuş. Bakınca Allah Allah ilgimi çekti. Sonra baktım bakıyor. Baktım gözün aynı. Göz kalbin aynasıdır. Adam baktım sirayet ediyor. Haberi yok. Onun sirayetini sevsinler. Alemindeki adamlar tanımlamaya çalışıyor. Bir kıvılcımlar demek ki gidiyor. Acayip çatışmalar oluyor. Benim haberim yok. Çünkü ben okudukça paket gidiyor. Adam dağıldı. Hani mukabele etmeye çalışıyor. Direniyor, tamam mı? Vuruyor. Ama ben daha bakmıyorum. Göz göze. Onun için sakın siz olun. Simalara fazla dikkatli bakmayın. Hele göze bakmayın. Laf dinleyin. Bakma. Müslüman dahi olsa ama. Bakma ya. Fazla dikkatli bakma ya. Böyle bak geç. Zorlama. Çaprazlama duruyor. İkinci baktım ki hiç oynatmadım. Tamamen o dağa getirdik. Öyle bir çatışma var ki onun haberi yok. İçindekinin haberi var. Benim haberim var. Dostlarımın da haberi var. Baktım ateş yükseliyor. Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri'nin en çok kullandığı hurufu mukatta. Hami. Tabii o sesle yapmıyorum. Hami. Böyle yaptı lan. Masaya bir vurdu. Dedi. Kalktı gitti. Bir daha görmedi. Sadece yetti abi. Böyle yaptı. Dedi. Bir vurdu. Ya arkadaş burası bura değil. Ne olur ya. Burası bir garip bir yer ya. Burası bir kavşak. Emniyet şeridi de yok. Arabanız bozulsa tutamazsınız alt yol kavşağında. Buradan gidiyor musun? İstersen geri dönersin, istersen sağdan çıkarsın, istersen sola vurursun, istersen yoluna devam edersin. Bu seni tanımlıyor. Sonsuz, ezeli ve ebedi. 18 bin alemin kavşağı burası. Bu noktadan emsali yoktur. Böyle bir şey olamaz. Bu noktadan cennetten üstündür. Çünkü cenneti tanımlayan, tarif eden, cenneti cennet yapan burasıdır. Çünkü Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilmiyordu dünyaya gelene kadar. Cennet olduğunu bilseydi o numarayı yemezdi. Şeytan dedi ki bunu yersen beka olursun. Baki olursun. Baki olduğu yerde baki olduğunu bilmiyordu. Faniye gelince baki olduğu yeri sonra anladı. Böyle bir kavşak yani. Bilin ne olur nefesinizi bile değerlendirin. Allah aşkına yani. Burası acayip bir yer ya. Bir defa bunları duy git anlama. Şimdi o adam mıydı benimle mücadelede? Dedi. Bir vurdu. Ama benim için iki kere iki beş değil. Dört kesintiyle. Bir tuhaf alemdeyiz ya. Sen
Sen hatırlıyor musun masana ne dedim? Dedim ya bu işi bitir dersten sonra dedim. Seni, ya imtihana girecek ya. Seni, ne okuyacağım sana dedim. Tebari. Bir tebareye koy kurumdan. Hak ettin lan bu dersleri yaptın. Siteye atıyorsun. Ulan sen hak ettin lan bir tebareke. Bir tebareke. Ne? Sonra akabinde mi ne dedim sana? Hafif ateş bastı da. Dedim ki tebareke bak şimdi iyi dinleyin. Sima bak aynı mı? Sen dedim hak ettin bir tebareke okuyacağım sana dedim. Hemen gerisini ekledim. Bu söylediğim akabin hemen vücudunda ateş bastı mı basmadı mı? Ne dedin sen? Bastı. Bastı abi dedi. Peki dedim. Bir dedim huruf mu kata çakarsam? Dedim en sende ateş bastı mı? Başladı gülüyor. Ya burada biz oturmuyor. Bazıları diyor ki keramet. Ne kerameti? Keramet değil bu. Realite bunlar. Burada biz oturmuyoruz. 18 bin alem var. 18 bin alem. Meşgul ola ola. Bak şimdi Sima. Arkadaş Sima ruhu aralıyor. Ne ahiret diye. Ahiret nerede kaldı? Burada adamı kimi seyrediyorsun şimdi? Kim var? Kim bu? Simahum fi vucuhihim min eseri sucudu. Simalarından bellidir ne halt işledi veya ne namaz kıldıkları. Zina mı yaptı, içki mi içti, namaz kıldı. O kaza namazı, sabah namazı var mı, yok mu? Beş vakit kılsın, teheccüd kılmasın suratında o parlaklık olmaz. Dört vakit kılsın, sabah hariç. Sabah kılmasın, o nuraniyet olmaz. Sabah namazı, dört vakit namaz bir tarafa nuraniyeti, sabah namazının nuraniyeti bir tarafa. Beş vakitin nuraniyeti bir tarafa, teheccüd namazının nuraniyeti bir tarafa. Ya arkadaş, şu anda seyrettiğiniz kim bu? Herkes niye farklı? Niye farklısınız? Azay esası da aynıyız. Burun, kulak herkes aynı yerde. Niye farklısınız? Nereye vereceksiniz bunu? İkide bir niye değişiyorsunuz? A değişti. Biraz önce bir değiştiktin. İsmail sende. Çok acayipti. Şu anda hepten acayip oldu. Şu anda dediğim anda. Tamam. Kırmızı oldu. Çok tuhaf. Ya... Her neyse. Seyrettiğimiz neresi ya? Sana bakınca ben nereyi seyrediyorum? Bilmiyorum. Farkında değiliz. Ruhun sıfatlarını seyrediyorsun. Yani siret, aylak, sıfat, bütünlüğü. Dışa vuruyor. Sima. Siret, ahlak, sıfat. 147 emir daha bir. Daha gelecek. Arzın siması, insanın siması, kainatın simasında kimler var? Allah aşkına ya acayip bir şey ya. Deli bir kitap yani. Üç tane simadan bahsediyor üstad. Kainat simasında, arz simasında, insan simasında birbiri içinde birbirini gösteren üç sikki-i kübra-i rububiyet var diyor. Kainat simasına şey diyor. Sikki-i kainat simasına küre arz siması, dur yanlış mı yaptık? Ha. Bak şimdi, kainat simasında sikki-i kübra-i uluiyet var. Yürümeyeceğim ona. Küre arz simasında sikki-i kübra-i rahmaniyet var. İnsan simasında sikki-i uliyya-i rahimiyet var. Uluhiyet, rahmaniyet, rahimiyet. İnsanda rahimiyet. Ya acayip bir şey ya. Gireceğiz bunlara şimdi değil daha. Yani okursun. Okuyoruz ya bak. Kainat simasında, arz simasında, insan simasında ufalıyor. Kainat ufalt, arz ufalt. İnsan simasında şu simada sikki-i uliyya-i rahimiyet var. Rahimiyet ne demek biliyor musunuz rahimiyet? Rahimiyet ne demek biliyor musunuz? Şu simada rahimiyetin altı demek dekaiki refet. Letaifi refet, dekaiki şefkat, şuat-ı merhameti ilahiye. Rahimiyetin içinden bahsediyorum. Rahimiyetin içinde ne var? Allah'ın rahimiyetini karpuz gibi kesin. Gir içeriye, üç sıfat var. Letaifi refet,
dekaiki şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye var. Onun bütünlüğüne rahimiyet deniliyor. O da simada gözüküyor. Onu seyrediyorsun ha. Şimdi neyi seyrediyorsun? Rahimiyetini seyrediyorsun adamın. Adamın içini seyrediyorsun, ruhunu seyrediyorsun, haletlerini seyrediyorsun, duygusunu seyrediyorsun. Ahiret ne kaldı ki? Ahiret bir şey değil ki insan senin ruhuna göre. Ahiretten daha ağırdır ruhu seyretmek. Ahiretten daha zordur ruhu keşfetmek. Normal bir evliya kabiri keşfeder. Böyle bakar içine. Aa falan azaptadır şeydir. Simayı keşfetmek peygamber ve varislerine aittir. Asil imamlarına aittir simayı. Asil mücedidlerine aittir. Ahiret intikal olur. Sima, ruh zordur. Ruh zordur. Kulu ruhu min emri rabbi. Cennet değil yani. Cennet kolaydır. Ruh Allah'ın emrindendir, bir emirdir. Onun hakkında malumat yoktur. O, ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Cennet için demiyor. Ruhu seyrediyorsun, farkında değilsin. Ruhun hepsini değil tabii. Bismillah. Mücadele sırasında da var. Aynı ayet gelmiş de. Evet, ruhumdan öfledim evet. Ruhunuzu. Sizin ruhunuzu işledim. Evet. Ve arkadaşlar, ruhun sireti, ahlakı, ahlak, huylar, hulukların cemidir. Bir de sıfat, üç. Siret, ahlak, sıfat. Cem, karıştır karıştır. Çık, çık dışarıya. Sima. Burada tezahür ediyor. Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmeti letaif ve refet. Allah'ın rahmeti ne demek? Rahmaniyeti değil. Peki rahmaniyeti nedir? Bir acayip bir şey ya. Uluhiyet nedir? Acayip bir şey. Bu makamda şey yapayım. Gelmişken söyleyeyim. Abi birinci sözden mi aldın sen onu? Birinci söz. Hani hepimiz bildiğimiz bir söz değil mi? Ha hepimiz biliyoruz. İnsanın hani burada diyor, insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet, dekay-i şefkat ve şuat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikkeyi ulyayı rahimiyettir. Ya okudukta biliyorum. Okudukta anlamadım. Buna sehli mümteni denilir. Okuyunca hemen anlaşılıyor, kolay. Ama ya bunun neyin nesi bir de bakayım deyince diptesin, ötedesin. Mesela rahmaniyette ne var biliyor musunuz rahmaniyet? Tencereyi getirin. O kainattaki tedbir at içine, terbiyat içine, idareyat içine, teşabuhat içine, tenasubat içinde, intizamat içine, insicamat, lütufat, merhametat karıştırır rahmaniyet. Uluhiyeti şey yapalım. Getir tencereyi. Teavunat içine, tesanudat, tecavubat, teanukat karıştır. Uluhiyet. Getir tencereyi. Letaif-i refet, dekaif-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye. Karıştır üçünü. Rahimiyet. O da insana yakışır. Kainatta rahimiyet olmaz. İnsanda olur. Arkadaşlar, ruh ahiretten zordur. Allah ahiret için, cennet için, cehennem için demiyor ki ruhumdan öfledim. O zemindir. Ruhu seyrediyorsun. O zaman sima madem ruhu aralıyorsa ahirette hiçbir şey değil ki. O zaman sen simaya bakıyorsun. Nerelisin? Nerede? Nerelisin? Kimin çocuğusun? Şu anda ne hissediyorsun? Tamam? Hatta kimlik bile var burada. Almanya'da. Bakar Pakistanlı mı? Özbek mi? Afgan mı? Türk mü? Öyle değil mi? Türk. Gel İstanbul'a. O adamı getir. Adanalı mı, Ağrılı mı, Karslı mı? Ulan bu Adanalı dersin. Gel Adana'ya. Ulan dersin bu Pozaltı'dan veya şeyden. Gel oraya. O ilçeye. Tamam. Ceyhan'a. Bu falan köylüye benziyor ya. Falanca köylülere benziyor bu. Tamam. Git o köye. Bu Hacı Mehmet'in oğluna benziyor. Hangi oğlusun sen? Nasıl ufaldı gördün mü? Devam ediyor.
Allah Allah. Bir de okuyayım. En saydam ayna insanın siması olduğu, yani derisinde tezahür eden ayna sureti zahiri gösteriyor. İnsanın siması ise batınını, ruhunu gösteriyor. Ondandır ki en cami parlak ayna insanın siması olan siması, derisinde tezahür eden simasıdır. En cami ayna deridir yani. Bunun kadar parlak ayna yoktur. Bu çok ilginç bir tespittir. Derisinde ortaya çıkan simadır. Deri sima değildir. Deride gözüken sima. Deriye şekil. Ama en parlak ayna simadır. Ki simahum fi vucuhihim min eseri sucudu. Simada zemin. Burada zahiri ve batını duyguları yerleştirmiş Allah. İnsanın sesi de kabadan içeriye giriyor. Sima, gir içeriye. Sima, gir içeriye, ses. İnsanın sesi de, kokusu da aynedir. Simadan daha latiftirler ses, sesi. Sima, insanı daha çok, dima ve duygularını gösterir. Ama sesi ise İnsanın dimağını, kalbini, ruhunu yansıtıyor, dışarıya taşıyor. Ses. Ses daha acayip bir aynadır. Senelerce unutmazsın. Ses. Bir simayı görüyorsun, sesi daha görmüyorsun. Ama o kadar latif, o kadar tesirli ki görmediğin kadar. Acayip bir aynadır. Neredeydi o? Neyse, dağıtmayayım, biraz daha şey yapalım. Anlıyor musunuz? Sima aynaya bak. Ses daha acayip ayna. İnsanın sesi, insanın kokusu, simadan daha latiftirler dedik. Bir daha tekrar ediyorum. İnsanın kokusu, insanın gülmesi, yürümesi, bedensel şekli, paytak paytak yürüyor. İnsanın siması, insanın teri, insanın affedersiniz gayıtası, insanın idrarı vesaire suyu aynadırlar. Su tamamen kişiyi taşıyor. Hem de nesibini bile taşıyor. Ne acayip ayna. Hiç şüphe var mı? Neslini su taşıması. İçki içenin teri büyük abdest gibi necisi aynıdır. Necasi tahrife değil, galizedir. Namaz kılanın teri mübarektir. Hiçbir şey yok. Aynayı görüyor musunuz aynayı? Ter, gülmek, elsinetikum ve elvanikum, simalar, sesiniz, teriniz, İdrarınız, kanınız, yani insanın her şeyi aynadır. Her atılan dışarı aynadır. Hiç kimseye özelliği yoktur. Hepsi müstakildir. Sana astır. Hani askerlik yapan, askerliği yaptın değil mi? Burada Selahattin abi yaptı, ben yaptım. Sen yaptın Türkiye'de kaç ay? Ha, sen, o da kısa. Şöyle diyeyim. Askerlik yapmış bak Selahattin abi biliyor. Şöyle diyeyim. Askerlik yaptı, elbiseyi teslim ederler. Ve yıpranmamış, normalse onu yıkatırlar, ötürletirler. Gelecek acemi askerlere verirler. Ama genelkurmayın elbisesini gidip müzeye kaldırırlar. Bir genelkurmaya vermezler. Ha, her bir insanın deri, sesi, siması, gülmesi, yürümesi, efendim bunlar hepsi ona hastır, bir başkasına giydirilmez. Rafa kaldırılır. Ne mazide var senin gibi gülen, ne de halde var 7 milyar, ne de gelecekte olacak. Allah Allah. Odunun içeriği, içindeki zıtlar demiştik, oradan açıldı. Dumanı, nuru, ısısı, ışığı, yedi rengi, odunun en büyük düşmanı ateş içinde olması,
içinde nasıl bir dalga boyu olarak bulunuyorsa bu bulunuş şekline siret denilir. Odunu yakınca ortaya çıkan o karmaşık, o batını zahir olması simadır. Odun da şekildir. Abi peki bu simayı değiştirme bir şeyin var mı yani? Var. Var tabii. Odun, o ağacın şeyiyle, dalıyla, budayla bununla uğraşma kesin. Değiştiremezsin. Tekrar alttan çıkar. Genini, genetini değiştir, çekirdeğini. Yani genetik nasıl değişir? İnsandaki siret, ruhtaki siret bir, ahlak iki, sıfat üç. Onu da tefekkür-ü imani ile, zikri kalbi ile, bedensel yaşantıyla üç şeyle değişir. Benim buldum. Üç şeyle değişir. Yoksa zulüm olur. Mesela tefekkür-ü imani ile, zikri kalbi ile, ubudiyeti bedeni ile. Üç tane şeyi var kıblesi zaten bunun. Tamam. Yani bedensel ubudiyet demek sünnet-i seniye, zikri kalbi, tefekkür-ü imani. Sireti, ahlakı, sıfatı değiştiriyor. O zaman sima değişiyor. Namaz kılan bak sabah kalktı değil mi? Gece yarısı kalktı. İyi dinleyin de. Gece kalktın. Teheccüd kıldın. Eylem değil mi? Abdest aldın, kıldın. Niye siman bembeyaz oluyor? Eylem nasıl nura dönüşüyor? Niye gavurun siması böyle dedi? Peki başka bir misal vereyim. Bugün kim vardı benim yanımda? Köpek gösterdiğim zaman. Biz var. Allah'ını seversen ya iki tane şeyi gösterdim. O koca bir adam vardı saçlı başlı. O köpek vardı kurt köpeğini. Demedim mi aynısı? Hatta bu kadar benzeme olur mu dedim adama çeksek falan. Ne kadar benziyorsunuz? İbrahim dedi ki hatta Dönküşon diyecek dedi adam senin. Ulan oğlum ya ne kadar gül. Tam köpeğine benziyorsun desen adam yumruğa sebeptir, kavgaya sebeptir. Adam belki Dönküşon diyecek ha. Ondan sonra başka bir tane gördük ya. Kadın mıydı ya? Bir tane de köpek gördük. Bakın dedim buna bakın. Niye köpekle yaşarken simalar birbirine geçiyor? Köpek mi değişti eskide merak ettim. İnsan mı değişti dedim. Yani onunla taşırdı. Ben mayan birisiyim ben. Köpek mi ona benzedi? İnsan mı köpeğe benzedi diye. Hangisi oynaktır? Değişmeyen hangisidir? Köpeklerin değişmediğini, ahlakların hurlayın değişmeyeceğini söylüyor Kur'an'da. Hayvan hayvandır, değişmez. İnsan ise hayvandan da kelenamı berhimadal. Daha aşağı iniyor. Aşağıların aşağısına, yukarıların arasına. O zaman insan köpeğe benzemiş. Köpek insana benzememiş. Bazen köpekte daha fazla nur görüyor gözü. Çünkü masumiyet var. Güler yüzlü böyle. Domuz cennet. Evet, köpek gülüyor. Yani domuz cehenneme gitmeyecek biliyor musunuz? Ama insan cehenneme gidecek. Yani diyorum nasıl siman için böyle oluyor? Onu söylüyorum. Niçin farklı? Niçin sizin namaz vesaire? Ben söylemeyeyim ama bunun üzerine yemin ederim ki yalan keyif bağışlamıyorum. Geleli bak bu derslere katıldın. Senin ilk gördüğüm zaman simanla şimdi dağlar kadar fark var. Vallahi de tallahi billahi söylüyorum. Keyif bağışlamıyorum yoksa 9 gün oruç tutmam lazım. Değişiyor kardeş. Acayip. En çok fark ettiğim kişilerdensin yani. Kader bana bak sana muhatap et. Niye? Niçin o köpek köpeğe benziyor? Aşağılanmış. O seviye indirilmiş. Peki niye benzedi? Sirayet olmuş. Sirayet. Birbirine yükleme yapılıyor. O onu çıkıyor benzetiyor. Nasıl ki diyor. Özür dilerim. Kadın erkek beraber olduğu zaman onun cinsiyetini o çeker mesela. O beşinci şuada anlatıyor ya kız niçin çocuk niye kız erkek olur? Orada anlatırken kendi cinsine çeker diyor. Hangisinin şehveti galipse. Şehvet bir histir. Bedensel değil. Maddeyi değiştiriyor. Maddeyi değiştiriyor. Sirayet. Adam köpeğe benziyor. Sirayet. Osmanlı taşına ruhunu yüklemiş. Osmanlı camisi Osmanlı korkuyor. Cumhuriyet dönemindeki camiler Cumhuriyet dönemi kokuyor. O nuraniyet, o ruhanilik yok. Nasıl ruh oraya giriyor? Ya aldı arkadaşlar burası değil ya. Burası bir tuhaf ya. Burası hakikaten tuhaf ya. Her şey garip ya.
Birbirine geçişlerin olduğu bir yer. Orada ise kesinlikle birbirinden nihayetsiz ayrılmış. Cennet cehennem kadar. Burada her şey birbirine girmiş ya. Acayip, onun için çok kaliteli bir yer yani. Acayip bir şey. Nasıl bir yer ya? Yani o kadar mükemmel ki, acayip. Ancak Allah lazım. Her şeyi birbirinin içine sokacak, hiç birbirine karışmayacak. Birbirine geçişler var, acayip. İnsan köpeğe benziyor, ötekisi bilmem kadına benziyor, ötekisi bilmem nereye benziyor. O oraya taşa yüklenmiş, o ona oraya çıkmış. Şehvet yani veya merhamet çocuğu değiştirmiş. Adamın haletine göre doğan çocuk değişiyor. Anayı bak kızını al. Ne alakası var ya? Acayip bir şey ya. Deli olacağız bilmem ne. Ama nasıl? Doğru bir söz. Ha, tabii canım. Ha, bakıyorsun şöyle. Şu anda göze bak. Bakmayın diyorum, bakıyorsun aslında. Çok tuhaf ya. Bazısı böyle yiyor seni böyle. Mabet. Bazısı yiyor böyle. Vur çıkıyor. Engelik yılan gibi sokuyor ya. Ya bu niye böyle ya? Neyin dişe vuruşlarından bahsediyorum? Ruhsaldır. Cesetsel gibi gözükürken değildir. Ruhu seyrediyoruz, farkında mısınız? Aynadır. Öyle bir latif ayna ki, tuvaletteki aynaya benzemiyor. Ruhu direkt seyrediyorsun. Bundan daha latif bir şey yok. Ayna benim simamı gösterir, içimi göstermez. Siman ruhunu seyrettiriyor. Hangi daha latif aynadır? Abi biraz önce iki kişi gördüm. İki tane köpekle geziyorlardı. Birisini adam tutamadı. Öyle bir havlıyor ki hani bıraksa bana saldıracak. Bu neydi de geliyor abi? Nasıl bir şey? Yükleme var. Sirayet var. O kadar insanlar var. Evet. Köpek... Mesela yani. Başka bir tanesi söyleyeyim. Bakırköy Zeytinburnu'na yakın. Bize 15 dakikalık bir yol. Ben yazın hemen hemen her 15 günde bir, en geç bir ayda bir Bakırköy'e giderim. Bakırköy'e giderim, sigarayı alırım, açarım böyle. Oradaki akıl fedaileri var ya, böyle çaktırmadan hepsini bir tane veririm. Girdim, ya o kadar kişi geziyor. İlaçlı oldukları aldı. Ya arkadaş, onların içinde en çok bana saldırırlar. Doktor bir tanesi çiçeği yaptı yani, tanıştık, Malatyalıymış. Ya bakar mısınız beyefendi dedi, takdir yok ha. Bakar mısınız dedi. Ondan sonra, buyur, ya dedi sen buradan geçerken dedi aşağıya. Ya bu şeyde hırçınlık var dedi bunlara. Ondan sonra gelirken de hep cama şey yapıldı ama kimse yapmıyorlar. Sen dedi bana çıktı içeride. Sen hoca mısın? Ne alakası var bunlar bana hırçınlık yapmasın? Ya dedi ancak hocalara yapılıyor dedi bu. Ama dedi bu değişik dedi ya. Dedim ki hangi koğuşta daha çok yapıldı? Ben ne oldum bak göreyim. Dedi buna. Yok gitme tehlike olur dedi. Beraber girelim dedi. İlaçlı değil mi? Tamam. Ya bir girelim. Ya bir şey olmaz kardeş. Ben aç. Girelim. Ondan sonra yok dedi. Ben Nurcu'yum kardeşim dedi. Tamam hocam dedi. Girdik. O hırçın olan cama yapışan uzmanlık gibi adam şey gibi böyle hep dedi. Başta da çocuk gibi ağlamaya duvarda. Çok bir şey. Sindi ya. Bazısı da saldırıyor. Ne varsa geçiriyor kafana. Ya arkadaş burası garip bir memleket ya. Her şey birbirine nasıl giriyor ya. Adamın düşündüğü, özür dilerim çok affedersiniz ya. Adam beraber iken hanımıyla düşündüğü çocuğu değiştiriyor. Kitaplarda yazmış. Manevi bilaveret olabiliyormuş yani. Yanındakini başkasını düşünse o düşünce düşündüğü kişiye benziyor çocuk bu sefer. Ne acayip bir şey ya. Ya bu ne biçim memleket ya. Bu simada neyi seyrediyorsunuz? Cennetimiz yok. Ruhu seyrediyorsun. Ruhun sıfatlarını seyrediyorsun. Burayı mı seyrediyorsun? Burası mısın mı şimdi? Simada nasıl ruh varsa ahiret hiçbir şey değil ki. Ahirette dünyanın burasındadır. Yani simada nereyi seyrediyorsan dünyada da orayı seyrediyorsun. Dünyaya baktığın zaman oranın perdelerini seyrediyorsun. Burası ahiretin mezrası. Parkı. Gezinti yeri. Burası ahiretten müstakil değil. Mesela Bremen Hafen'de park yok mu? Bremen Hafen'den mi düşüneceksin? Park da, dünya da ahiretin parkıdır ya.
bir diyor gezinti yeridir. Evet. Odunun şekli ve yanınca ortaya çıkanla beraberine süret. Yani odun göz, odun parçası yanınca duman, nur, ısı, ışık, renkler odunun şekli ve yanınca ortaya çıkan yani şekil ve simasının bütününe suret denilir. Sima ise odun yanınca ortaya çıkan hadise. Siret ise yanmadan önce odunun içerisindeki durum. Odunun sureti görünüyor. Şekli görünüyor. Siması şartlar ortaya çıkınca da o da simada ortaya çıkıyor. Yani taşıdığı haletleri görüyor. İki de bir ayna değişiyor. Aa Allah Allah ya. Lan ne oldu? Sen biraz önce iyiydin. Hatta bedensel hastalıklarını simadan seyrediyorlardı eskideki Osmanlı ecdadın doktorları. Bakarlarmış ona şeker var. Bakarlarmış ona bir şeyi var. Bakarlarmış böbrek yetmezliği var. Simadan her şeyi seyrederler. Mesela şu simadan ehli için. Ben ehli değilim de onu da söyleyeyim. Kadın ve erkek bütün maddi ve manevi organlarını seyredersin bu simada. Maddi ve manevi her yerini seyredebiliyorsun simaya bakınca. Her yerini seyredersin. Anlayan için tabii. Merak etme anlayanlar pek yok piyasada artık. Bir de ne güneşe ne de çıkana benzemeyen berzah gibi olan odunun içeriği olan siret, ahlak ve sıfatları var. Mesela güneş düşünün. Odunu yap. Allah yarattı da güneş de odun. Yani güneş enerjisi oduna dönüşmüş. Tamam. Bak güneş enerjisi oduna dönüşmüş. Oduna dönüştüğünü nerede biliyorsun? Yak bunu. Çıkacak alev nereye benziyorsa bu odun orada. Bu çıkan çıktığı yere koşuyor. Bak. Odunu yakınca alev aşağı mı gider yukarı mı gider? Yukarıdan gelmiş. Peki. Odundan çıkan nur dünyanın hangi eşyasına benziyor? Nereye benziyor çıkan nur? Nereye benziyor? Yok. Güneşe benzemiyor mu? O zaman oradan gelmiş. Her şey aslına rücu eder işte. Aslını gösterir kardeş. Bir de güneş mesela bak. Görüyor musun? Güneş. Odun. Bir de odunda bulunanlar gizli. Odunda sıfatlar görünür fakat tutulmaz. Odunda duman yok mu? Isı yok mu? Işık yok mu? Dalga boyları yok mu? Tutabilir misiniz? Tartabilir misiniz? Ölçebilir misiniz? Ha, buna odunun sıfatları denilir. Bu da su gibidir. Odunu tutarsınız, sıfatlarını tutamazsınız. İki, odunda batın yani içeriği görünmez ve tutulmaz. Hava gibi. Odunun içi, sıfatı gözükmez, tutulmaz. Ölçemezsiniz. Hava gibi. Bir de odunun inşa eden... Bir de odunu inşa eden güneş ziyası nuru ne görünür ne de tutulur. Bak üç tane şey. 10. notadan bahsediyorum, kıyas ediyorum simada. Odun tutulur, tutulur tamam tutulur bu odun. Ama içindeki nuru, dumanı ne tutabilirsiniz ne görebilirsiniz. Yani kaya, hani koyarsınız. Bu su gibidir. O odunda batın yani içerik görünmez tutulmaz. Yani odunda içindeki duman, nur, ısı, ışık görünmez tutulmaz. Bu da hava gibidir. Hani 10. notada. Bir de odunu inşa eden güneşin ziyası. Odunu kim inşa etti? Güneş. Güneşin nuru, ziyası. Ne görünür ne tutulur. Bu da nur gibi. O zaman su, süret, hava, sima, nur, siret. Güneş, siret. Hava, sima, su, süret. 10. notada 3 tane şey kullanmıyor mu? Su, hava, nur gibidir. Evet.
İşte odunu uyguluyorum. Hı. 10. notayı merak edenler. 10. notada nur var en yüksek. Siret gibidir. Batının batını. Siret. Ahlak ve sıfat vardı. Çık dışarıya. Sima. Daha dışarıya çık, eyleme dönüşür. Su gibi. En saydam oraya okuduk. İnsandır. Simasıdır. Şimdi ne kadar oldu? Bakayım. 55 dakika mı oldu? 55 dakika oldu. Burada kesiyorum ama girme ona. Gir abi. Saklıyordum ama. Tamam, iyi olmaz. Evet. Sima. 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 Nereyi seyrediyoruz? Yani dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perde ya. Seyrettiğim şey o kadar bir acayip gaflet var ki bizde. Mesnevi'de geçiyor. Mülk ile mülk, melekut ne kadar birbirine yakın, ne kadar uzak. İlim ile cehalet ne kadar yakın, ne kadar uzak. Zahir ile batın ne kadar yakın, ne kadar uzak. Dünya ve ahiret ne kadar yakın, ne kadar uzak. Yakın, yani yakın, yakın. İlim ile, uzak, cehaletle yapılıyor. Yakınlık, uzaklık kendilerinde yoktur. Hepsi aynı yerdedirler. Bizim ona bakışımızdadır. Yani buz, su. Ömründe hiç su görmemiş. Hep buzda olan bir adam düşünün. Hiç su görmemiş. Şimdi buzda iken suyu anlatabilir misin adama? Ya bu aslında üzerine oturuyorsun ama öyle kafayı takma falan. Bu buzdur, şey sudur. Ya manyak mısın ya? Gidip ısırmış. Ne suyu ya kardeşim? Basıyoruz. Sana mı inanayım, bastığım yere mi inanayım? Nasıl anlatacaksın? Hatta biraz da desen ya kafayı yediniz ya. Bu buzdur ama buz da değil. Sudur, su da değil. H2O'dur. H2O değil. Enerjidir. Esirdir. Madde hayattır. Aynı hayattır. Akıl cevheridir. Akıl cevheridir. Ruh cevheridir. Nur-u Muhammed'in esmadır. Manyağa bak, gidip de gelen var. Lan gidip gelmesine gerek yok. Burada zaten. Ha, şimdi buzda su neresinde ise ahirette dünyanın orasındadır. Buzun neresinde su varsa ruh da simanın orasındadır. Yani duyguların nerede senin? Senin hissettiklerin nerede? Simanda gözükmüyor mu? Hani diyoruz ya, ulan ne daldın? Ne düşünüyorsun ya? Beyaz beyaz düşünüyorsun. Sen kara kara düşünüyorsun. Hayırdır? Ulan ne? Allah Allah. Şuraya bak ya, ne kadar rahatlık var. Veya ötekisine, lan mahkeme duvarı gibi oldun. Nerede? Buzun neresinde su varsa ruhsal yapımız simasındadır. Aynı öyledir. Sima gibi gözüken ruhsal yapının dışa vuruşudur. Yani ruhunu seyrettiğin gibi ahiretteki haletlerini de seyrediyorsun. Ahiret, ahiretin üstü işte. Gayb. Gayb kalmadı ki. Gayb nedir biliyor musun? Cehaletimizdir. Cehaletimizdeki meratiptir. İlim arttıkça yakiniyet artıyor. Gaybı kalkıyor. Hazreti Ali diyor ki alemi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmez. İlmimde artma olmaz. Çünkü zaten seyrediyor. Mesela şöyle diyeyim. Bir adam dese ki ben insanın simasına bakayım. Namaz kılıyor mu kılmıyor mu benim için gayblıktan çıkmıştır. Gayb değildir. Simadan bellidir. Bay başkası için gaybken onun için şuhuttur. O zaman neyi seyrediyorsa dünyada aynen simadan kasıt dünyadır. Hadiseler, olaylar. Simada gözüken ruhsal yapı, dünyada gözüken de ahiretin dışa vuruşlarıdır. Tezahürleridir. Ne görüyorsanız. Bir senelik hücre var mı yüzünde? Yok. En fazla kaç aylık var? 6 aylık.
Peki simaya bakınca diyorsun kaç yaşındasın? 37 diyor. Tamam? 34 diyor, 40 diyor. Peki 40 senelik hücre var mı? Peki neresi bunun? Nedir bu? Yaşı neyi gösteriyor? Hali gösteriyor. Ha. Şu. Mesela sen kaç yaşındasın? 30. 30. Geçen sene 29'dun. 29 hangi ay doğdun? Bak şimdi. Şubat. Şubat. Şubat 29'da doğdun. 2014. Tamam. Gele 2015'in Şubat'ına. Şubat'ta doğdun 29 yaşındayım. Ha ha tamam. Ha. 2013 değil. Ha. 2013 Şubat'ında 2014 Şubat'ına kadar bir sene içerisindeki dimadakileri tahayyülü, tasavvur, taakkulü, tasdik, izan, iltizam, itikat, yaşı anlatacağım şimdi. Dima'daki bir senede kullandıklarını çıkanlar koy tencereye. Bir sene içinde Şubat'tan Şubat'a kalbinde, vicdanında, hissiyatında geçenler, olanlar, hadiseler koy tencereye. Bir senede kıldığı namazlar, yaptıkların, doğruları, yanlışları, haramlar, sevaplarını da koy tencereye. Karıştır. Üç tane. Dima'dakileri bir senede dimadan çıkanlar, bir sene kalp ve ruhundan çıkanlar, bir senede yaşantıların. Karıştır, karıştır, karıştır. Bu üçünün karışımına tek latife denilir. O bir hal alır. Üçünün bütününde bir hal alır. O bir yaştır. Yaş denilen bu. Ha, senin tam 30 tane, bu bir. Senin 30 yaş olunca 30 tane latife var. 30 tane latifeyi de koy tencereye, karıştır 30 tane latife, tek latife simaya vursun. O 30 yaşında. Yani 30 tane latifenin hulasasıdır. Onun için yaş yoktur. Latifelerde, latifelere dönüşen dima, kalp ve eylemsel bütünlüğüdür. Çünkü şey yoktur yani burada bir senelik hücre yoktur. Neren yaşlıdır? Onun için yaş yoktur. Halet vardır. Halet anladık mı halet? Yani bu sefer o bir halet. 30 yaşında olanın 30 tane latife var. Karıştır 30 tane. Sayın Vaz kaç yaşındasın? 41 tane latifen var. 45 mi? 45 tane latifen var. 45 tane latifeyi karıştır karıştır. Ondan sonra o ruhsal bir haldir. Ruhsal. O halet. O 45 tane haletin ruhtaki bütünlüğü simaya vuruyor. O zaman diyorsun ki o 45 yaşında. Oysa hücresine demiyorsun. Ha? Ondan zaten değişiyor. Mesela aşağı ruhta bir şeyler oluyor simaya yansıyor. Aa moral bozuldu ya. Korktu kağıt gibi oldu. Veya aa neşeli oldu lan. Ama surata bak falan. Bunlar hepsi simada cereyan ediyor. Ruhtaki, yani simaya bakıp ruhu seyrediyorsun, hiç şüphen olmasın. Ha, dünyadan da ahireti seyrediyorsun. Dünyadaki her şey ahiretin dişe vuruşudur. Ölüler diriliyor ağaçlar mesela. Hani bir laf var ya, içinin güzelliği dışına vuruşu. Gibi, evet. Hani içindeki güzellik, evet. Çirkinlik. Çirkinlik, yani. Kabında ne varsa sirke mi, bal dişe vurur. Aynen. Yani oldu mu bilmiyorum. Yani bu haletlerin şeyi yapısı simaya vuruyor. Cemidir. Yani peki bir tanesine desen kardeşim bir senelik hücre var mı? Yok. Bir adama bakınca 40 yaşında nasıl diyorsunuz? Neresi 40? Bana söylersen 40 senelik hücre var mı? Yok. Nedir bu? Değil ha, 45 tane, 30 tane, 20 tane yaş demek. Yani haletlerin bütünlüğü ruhta bir hassasiyet olur, latife olur. Yani dima kullandığın dimadaki fikirler, hisler, izanlar, iltizamlar, tahayyül, tasavvur, taakul, tencereye getir. Daha detayın gibi. Tahayyül, bir senelik tahayyül hayal ettiklerin, tasavvur düşündüklerin, taakul aklettiklerin, tasdik, izan, iltizam, itikat koy tencereye, karıştır dima bütünlüğü. Bir senede vicdandaki irade, zihin, his, latife-i Rabbani, geç kalbe, latife-i insani ve ruh, ruhtakiler, hisler, meyiller, emeller, arzular, haflar vesaire bir sürü tecerrütler, onları da koy tencereye.
Bir senede yaşadığın sünnet-i seniyeler veya küfürler, isyanlar falan fiiler. Fiil. Koy tencereye. Karıştır. Bu üçünün bütününü halet. O ruhta bir tesir yaptı. Ruhta bir halet. Ruha taşınınca halet. Bir. İki, üç, dört. Ondan sonra taş alıyorlar. Ondan sonra siman da dışarıya vuruyor. Bir de bakıyoruz olan 45 yaş, 42 yaş. Peki simada ruhu seyrettiğin gibi dünya da ahireti seyrediyorsun işte. Hiçbir şey yok yani. Dünya ahiretin dışa vuruşu, simasıdır yani. Dünya şu andaki şu şey, yüzü ahiretin simasıdır. Ruhun dışa vuruşu sima olduğu gibi ahiretin dışı vuruşu, dışa vuruşu siması da dünya arzdır. Burasıdır. Bu sürpriz değil. Küre-i arzın üzerindeki her şey ahiretin simasıdır. Ahiret hiç şüphen olmasın. Abi nasıl ahirette? Bir tane de sorayım. Ben kusura bakma. Okul okuduk hepimiz. Kılacağız namazı. Hocayı soruyu soruyor. Nerede soru sorduysa cevap da oradadır. Yazılıda al soruları gidin eve cevap getirin demiyor ki. Ya çıkarın yazılı kağıtları diyor. Çıkar. Soru bir. Cevap da bir. Soru iki. Cevap da iki. Tamam. Yazılıyı ne zaman okuyor? En az. Bir hafta sonra değil mi? Ha. Dünyada soruluyor. Münker mekir dünyada soruyor. Diyor ki geliyor bir haram. Devlet memurusun. Geliyor bir fırsat. Bakayım harama bakıyor musun? Bu haram veya devlet memurluğunda bir fırsat geldi. Çalıyor musun? Çalmıyor musun? Soru bir. Çalıyor musun? Çalmıyor musun? Ona yaptığın davranış cevabındır. Ne zaman yazılı okunacak yüzüne? Kabirde. Sana dünyada soru soruldu. Şöyle cevap verdin. Demek ki kabirdeki hesap hesap değildir. Yüzüne karşı yazılı kağıdının okunmasıdır. Soru burada soruluyor, cevap burada veriliyor. Ha, burası acayip değil mi? Ha, soru burada soruluyor. Sırat köprüsü de burada yani. O zaman burası nedir? Burası nedir biliyor musun? Ruha sima neyse dünyada ahirete böyledir. Soru da burada soruluyor, cevap da burada veriliyor. Yazılıyor da okuyacaklar sana. Hatta daha önce de okunuyor da farkında değilsin. Vicdanı azap yazılı okunuyor. İkiye aldın. Yediye aldın. Yani yaptığımız davranışlar vicdanda tezahür eder. Ya huzur olur ya elem olur. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.